2005'te kuruldu vakfımız. Düşündük ki insan hakları konusunda Kıbrıslı Türklerin daha iyi bir noktada hem kendi haklarını savunabilmesi hem de yaşadıkları bölgede sunulan insan hakları evrensel, Avrupa'yı bir standarda getirmek için çalışmamız gerektiğini düşündük. Başta Kıbrıs konusuyla bağlantılı birçok insan hakları konuları gündemimizi meşgul ediyordu. Kayıplar, mülkiyet konusu gibi Kıbrıslı Türklerin sesi olmaması, Avrupa Birliği'nden hem içinde hem dışlanmış gibi bir konumlarını gündeme getiriyorduk. Ama aynı zamanda da giderek artan bir miktarda her ülkede geçerli olan insan hakları bunlar nedir? İşte insan ticareti olabilir, tutuklu hakları, işkenceye karşı yasak, çocuk hakları. Bunların bir kısmında diyebilirim ki kendi toplumumuzda o zamana kadar veya biz aktif olmaya başlayana kadar bir boşluk, bir kara nokta vardı. Biz bu kara noktayı aydınlatıyoruz diye düşünüyoruz. İnsan Hakları Vakfı herkesin gidip rahatça orada insanlara sıcak davranan bir ortamı vardır. Özverili çalışmaları, yakından ilgilenmeleri ve tuttuğu işi, aldığı davayı sonuna kadar götürüp başarabilecek bir vakıftır. Vakıfta daha çok hukuk işleriyle uğraşırım. Öncelikle toplumun gündemine pek gelmeyen ancak bizim önemli olduğunu düşündüğümüz ve hasır altına itilmiş insan hakları konularında raporlar yazıyorum. Örnek vermek gerekirse işkence konusu, mülteci konusu, lezbiyen, gay, biseksüel, transgender kişilerin hakları konusu. İnsan hakları konusu o kadar geniş bir konudur ki başka örgütlerin uzmanlık alanlarından da faydalanmanız gerekiyor. Ve insan hakları farkındalığını bu örgütlere aktarmanın da en iyi yolu aynı zamanda. Birleşmiş Milletler'le yürüttüğümüz bir proje çerçevesinde mülteci lere bir çare üretebiliyoruz. Onlara en acil ihtiyaçları, hukuki ihtiyaçları bilgilendirme, mahkemede temsiliyet. Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı ve Mülteci Haklar Derneği birlikte çalışan iki örgüttür aslında. Ben Mülteci Haklar Derneği'nde avukat olarak çalışıyorum. Ben bütün iş saati boyunca insanlarla iletişim içindeyim. Cezaeviyle, polisle, sosyal hizmetlerle, onun dışında bize gelen bizim müvekkillerimiz olan mültecilerle çok yorucu gerçekten. İkna edemiyorsunuz, bazen çok geriliyorsunuz ama günün sonunda bu beni tatmin ediyor. Çünkü gerçekten çok iyi şeyler yapıyorsunuz ve ben kafamı yastığa koyduğum zaman huzurluyum. Sanırım ki İnsan Hakları Vakfı faal olana kadar dört dörtlük tam bu misyonu, böyle bir misyonu üstlenen bir sivil toplum örgütü olmamıştır. O bakımdan da diyorum bizi çok mutlu eder ki bu alanda bir tartışma olduğunda veyahut bir sorun olduğunda herkes artık burayı bir adres diyebiliyor. Ve o anlamda ben inanıyorum ki toplumumuza bir farklılık getirdik. İnsan hakları vizyonumuza uygun, amacımıza uygun. Bu alanda ilerleme kaydediyoruz azar azar.